Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de her pazar olduğu gibi Hipopotam programıyla karşınızdayız. Bu haftaki konuklarımız İzmir'den Rap Angels ama artık İzmir'de değiller, İstanbul'dalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Q ve P, artık 1,5 aydır İstanbul'dasınız. 1,5 aydır İstanbul'dayız. Alışıyoruz galiba İstanbul'a. Zor olsa da güzel. Müziğinizi duyurmak için sanıyorum bu şehre geldiniz. Hem ailemin işi nedeniyle hem de müziğimiz açısından. Peki hemen baştan sorayım. İzmir mi İstanbul mu? Şöyle, yani yaşamak için İzmir ama müzik işi için İstanbul. Hedeflere yani. Ulaşmak için burası. İstanbul çok daha uygun bir şehir. Ama İzmir'in de huzuru falan ayrı yani. Çok farklı. İzmir'de yaşamak çok farklı yani. Bu arada kardeşsiniz. Evet, kardeşiz. Ve bir grupsunuz. Evet. Grup olmanın avantajları, dezavantajları nasıl? Grup olmanın avantajları, kayıtlarda sürekli birlikteyiz zaten. Birbirimizin açıklarını çok rahat söyleyebiliyoruz. O an bir hatayı en yakınını olarak görebiliyor bu işi yapan bir insan olduğu için o da. Birbirimizi hem tamamlıyoruz, bence bir eksiğimizin olduğunu da düşünmüyorum. Ve ayrıca da yani bu bir avantaj, biz kardeş olduğumuz için de dağılma olasılığımız yok yani. Asla kopmayacağız çünkü aynı evi paylaşıyoruz. Aynı kanı taşıyoruz, aynı müzikleri dinliyoruz. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkıyoruz yani. Bu şekilde. Hep bir arada. Birbirimizi tamamlıyoruz yani sonuç itibariyle. Bu arada vokallerde de çift ses kullanmanız bir avantaj ve güzel tınlıyor. Evet. Genelde sert lirik açısından da sözler, verse'lerim ve stilim açısından da sert ve agresif bir rapim olduğunu düşünüyorum. Pınar'sa zaten... Yani biraz müzikal açıdan ses kullanmayı falan da seviyorum. Ses yani tonlamaları yaparken tabii ki de armoni vermeyi seviyorum. Rap vokalin altında armoni verip biraz daha ince ses tonuyla okuduğun zaman daha hoş bir şey çıkıyor. Daha global bir şey çıkıyor ortaya. Bu şekilde bu tekniği kullanıyorum yani ben de. Cahil kendine bilgi versin, elde boş tarak ve saçını tarak. Bu kel terzinin kendine hayrı yok ama benim hayrım var, ama benim aynım yok. Ama bir de kaygım var, ama benim kaybım yok. Ama sana saygım var, amalara tamirim yok yok. Polyana olamadım, ikinci bir şansım yok. Melek kimliğim. Nasıl peki bir grup kurma fikri geldi? Kimden çıktı fikir? Fikir aslında ne benden ne Pınar'dan çıktı. Yani solo olarak Kübra, Pınar, QP olarak ilk başladık. 2003 yılında bir kayıt yaptığımız esnada parçayı Rap Angels diye giriyordum ben. Ve arkadaşlarımız da bunu grup ismi olarak kullanmamızı istediler. Yakın çevremiz de öyle. Ve Rap Angels olarak devam etti. Ve bize bir logo hediye ettiler o zaman. Rap Angels olarak da kaldı. Hamurunu top taşa koydum, herkesin topal kaldı hasım. Yamacıma gelmesin asabilik her daim. Asabilik her mülayim. Kendine alim pek mi sarkalim. Rap Angels grubuyla söyleşimize devam edeceğiz. Şimdi bir klip izleyelim. Evet senden dedikodu yap ama ben JR değil ama PRDANR. Rap'i sana kaçar. Bir varlığa kim belli. Hipopotam programında Rap Angels grubuyla söyleşiyoruz. Q ve P yanımızda. Grupta hanginizin sözü daha baskın? Bir abla olarak sen mi acaba? Bir abla olarak değil aslında yani eşitiz evet. Fikirler konusunda da eşitiz. Fikir danışıyoruz birbirimize hata yapmamak için. Yani zaten grup olduğumuz için birlikte hareket etmek zorundayız yani. Onun özel isteği veya benim özel isteğim yok. Rap Angels çünkü insanlar yaptığımız bir parçayı dinledikleri zaman sadece Kübra nasıl yapmış, Pınar nasıl yapmış demiyorlar. Rap Angels olarak nasıl bir parça çıkmış ortaya ona dikkat ediyorlar. O yüzden birlikte karar verip en iyi ortak noktayı buluyoruz yani. Evet. Sözleri kim yazıyor? Kendimiz, herkes kendi sözlerini. Sır haddini bilecek kır kafasını raydan koy kırdan boy. Kız senin de refücür taytak süp yan yanında adam mı oy. Bir albüm projesi var mı Rap Angels'ın? Evet bir albüm projesi var. Yani şu an burada böyle konuşma esnasında Ayhan'la birlikte aldık böyle bir karar. Evet, prodüktörünüz Ayhan Sayıner, buradan selam yolluyoruz kendisine. Evet, saygılar. Şu an için yani çok yeni bir karar olduğu için tarih vermek saçma olur yani. Erken daha bunun için. Ama tabii ki de ilerisi için düşünüyoruz yani. Sus salı kaç dümün ardı ve kaç eme senden dedikodu yap. Ama ben JR değil ama PRDANR rapi sana kaçar. Susturmalı diye bir parçanız var. Biraz uluslararası oldu herhalde bu parça. Evet.
pek lafınızı da esirgemediğiniz, cesur bir tavır sergilediğiniz bir şarkı. Bundan biraz bahsedelim. Susturmalı aslında rapte diss olayı var bildiğiniz üzere. Ve bu diss'i aylar önce kaydetmiştik biz. Ve MySpace üzerinden bunu şu an bütün dünya, her ülke dinlemiş durumda neredeyse. International bir parça oldu galiba. Ağır ve sanırım birazcık argo içeren lirikler var. Ama insanın yani sinirini veya stresini veya agresifliğini bir şekilde çıkarması gerekiyordu. Bununla herhangi bir kişiye tavrımız yok mu? Herhangi bir kişiye tavrımız yok yani. Aslında yok. Sır harfini bilecek kır kafasını raydan koy kırdan boy. Kız senin de gıcır taytak tübyan yanında adam mı oy. Son ihbar koy kan basıncı sıçrar beyinde. O basit de tek biçerle yerden gibi deli be 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 be. Bili be 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 be. Adını ki gelemeden hep söyle acı saç telefonu şöyle de gel böyle de gel. Sağ koldan karşı mı ye. Limonu da soyunacak bir tip antik kaşında fırsin k*** dik. Tipi tipi geçer ağızda bu bir taktik. Sizinki biç gibi basit ve dandik. Sus sus dalı kaç tümünatı ve kaç eme senden dedikodu yap. Ama ben JR değil ama PRPANR rapi sana kaçar. Kıvarlar kim belli etmez ödü kopar aparatı diz alır ama çatapata sakin. Gerekçe yetmez bu sürek ilham olsun ama sekmez. Dik yapmayı bil asla yeter mi yetmez. Diz yapmayı bil kural bu sekmez. Sahnede rap şahsından geçmez. Çatlayan asıl hırsından geçmez. Kamburu var sırtımda hölle sözleri vermez. Mini biç göstermez. Rapinde kalmadı gelmediğim yan. Denizde salmadı hazırdır endem. Enize kalır tatmin oldum abi kolu çalıttım. Meskeni gaca adi rastgele imbesillerin ana ferdi. Gırtlağa yapışırım antifriz derdi olamaz. Benle katımda fırsat arkancık. Bunları serdim ve çizaya fe dalcız biz de tişörtü fırımız kırıtma kız aparatı fıs telefuzu atmosfere bas şarpar marduk cızma hız havalamaz rapim damları serrim müstakıma gel aşkıma laf atma gel yakamda etiketin sallanır derdim aklı kapkaca kurban verdim başımda migren imanın kalmamış dilinde olsan kaç yazar ayır pelikan rap emez körfeze bayır bu hareketi örde big back zayi şimdi yedi ciltine bir diş namına tek giz neden aslan kablonu kestim istersen bak acıtım olur istersen aş yedilen kaba işersen pis dersen bizde buyurun buyruk olma kuyruk sokumundan başlar angaryalarda pataklarım barakalarda sallanır çataklarım katamanım ritmik baslarım çatıdadır kafanı delerle ve hepimiz havalı kancıkların arasında mumları diktir yakasına fiyatif gibi has. Kimseye tavrımız yok diyorsunuz ama orada bir diss olayı da var. Diss de sonuçta birine yapılıyor. Evet, Underground Bayern Rap grubuna. İsim vermek istemiyorum. Yeterince isim verildi ve prim verildi yani. Peki o zaman gene ben parçaya döneyim. Parçada soul vokaller de var. Yani sadece böyle rap alanında değil de farklı tarzlara da yöneliyorsunuz. Bu çeşitlilik nereden geliyor? Kimin fikri? Bu çeşitlilik. Ya aslında o kimsenin fikri değil yani. Beat'i açtığımızda sonuçta bize ne hissettiriyorsa, içimizden ne geliyorsa yani doğal şekilde hareket ediyoruz biz. Fikir olarak değil yani kendiliğinden çıkıyor tamamen doğaçlama yani. Parçaları yaparken böyle mi yapıyorsunuz evet, o anda? Çalışma sistemimiz o yani sound'u açıyoruz o an bize ne hissettiriyorsa veya ne yazmak istiyorsak ona göre yazıyoruz. Peki kısa bir ara daha verelim daha sonra Hipopotam devam edecek. Hipopotam programı tüm hızıyla devam ediyor. Q ve P yanımda yani Rap Angels. Diğer şarkılara geçelim. MySpace adresinizi bir hatırlatalım. www.myspace/rapangels Bitişik ve küçük harflerle. Bitişik ve küçük harflerle. Rapangels birleşik ama. Orada yurt dışından aldığınız olumlu tepkileri okudum ben. 4 tane de parçanız var. Evet. Yurt dışından yani yurt dışındaki prodüktörlerden de gerçekten güzel tepkiler alıyoruz. Ve prodüktörümüzün veya beatlerimizi kimin yaptığını falan böyle çok soran insanlar var. Ve gerçekten başarılı prodüktörler bunlardan. Gelen yorumlar da çok iyi. Her ülkeden yani dile bakmıyorlar asla. Dünya çapında olmasına rağmen bize gelen yorumların genelde işte rapleriniz çok güzel anlamıyoruz fakat hissedebiliyoruz yaptığınız flowları, rhyme'ları hissedebiliyoruz diyorlar. Bu da bizim için güzel yani güzel bir şey. Size
Ayben'den bir destek var bildiğimiz kadarıyla. Ayben'in hayatınızdaki etkisini sorayım ben. Ayben'in hayatımızdaki etkisi, ya rap dışında da biz sürekli birlikteyiz. Kanka derler ya böyle, dost, can böyle. Aynen öyle yani. Ayben'le bir ittifak var yani aramızda. Ayben'le iyi anlaşıyoruz. Ayben'i zaten başarılı buluyoruz müzik konusunda da. Yani zaten yapabildiğine, bu işi gerçekten tam anlamıyla yapabildiğine inandığımız tek insan Ayben. Yani birlikteyiz, birlikte güzel, hoş çalışmalar yapıyoruz. Bu da böyle sürekli gidecek gibi görünüyor yani. Kaçak grubuyla ortak bir çalışmanız oldu, biraz ondan bahsedelim. Kaçak grubu gerçekten başarılı rock yapan arkadaşlarımız, inanıyoruz. Her daim atabildik her mülay, kendine alim pek müsait halim. Başında bin dert bin fertinde olsa hep kaçın kurası. Müptelasın hayata huslan, dilimde parçlan. Yaşıyoruz daha bir kıyak geçer bu hayat adi. İşim var, dönüşüm yok, sonuna geldim. Sebebim var, sonucum yok, bak yine kaybettim. Lan neden bu hayat bir kez bana... Alternatif müzikle uğraşan insanlar genelde rap'e daha sıcak bakıyorlar. Daha sıcak baktıkları için de teklifler geliyor, fakat yani biz de biraz seçici olmaya çalışıyoruz. Yani kendi dalında işini iyi yapan her zaman insanlarla çalışmaya açığız. Burası Türkiye'nin bir numarası ve devam eden program Hipopotam. Hemen Rap Angels'a dönüyorum. Performanslarınız nasıl oluyor? Albümde farklı, sahnede farklı tabii. Sahnede yine rahatız. Nedenini söylemek istiyorum. Evin içerisinde sürekli çalışıyoruz. Back vokallerimizi zaten P'ninkini ben, benimkini P yapıyor. Ve çok da rahat geçtiğine inanıyorum yani konserlerinde. Ve asla da problem yaşamıyoruz. Birbirimizin back vokallerine yardımcı oluyoruz. Veya zaten sahnede rahatım. Böyle bir özellik galiba. Ben biraz sahnede heyecanlanıyorum. Yani o her zaman oluyor bende. Alışamam. Bu işi o heyecan için yapıyorlar sanırım. Evet. Ama Kübra kadar rahat değilim yani, böyle heyecanlanıyorum. Bazen böyle dizlerimin titrediği bile oluyor hala yani. O da işin güzel tarafı tabii ki de yani. Yani performansımda bir düşme olmuyor ama yani heyecanlanıyorum, biraz daha rahat olabilirim. Sahneye çıktığınızda da bayağı gençtiniz tabii bu arada. Evet. Yani ben o zaman 12 yaşında falandım. Yani 12-13 yaşındaydım. Kübra da o şekilde yani, o da küçüktü. Neler hissettiniz o gün? Ya böyle küçücüksün. Aslında çok güzeldi yani, aldığımız tepki çok güzeldi. Çünkü o dönemlerde de pek fazla bayan MC yoktu. Ve bizde İzmir'de zaten yoktu. Yani bu şekilde olduğu için de biz el bebek gül bebek şeklinde böyle sahneye çıktığımızda zaten çok büyük destek aldık. Bu destek hala bu şekilde sürüyor yani, insanlardan çok iyi tepkiler geliyor bize, beğeniyorlar. Peki ileride solo çalışmayı düşünüyor musunuz? Hani bir Destiny's Child'dan Beyoncé çıktı belki, evet. Rap Angels'dan da. Yakınların R&B'ye de yatkın bir sesi var ve R&B'yi çalışmak da çok istiyor. Tabii ki de böyle bir albümle düşünüyor Pınar. MC için olabilir yani. Şu an için. Hedef Rap Angels. Yani Rap Angels, evet, o şekilde devam edecek. Like, öyle bir albüm olursa da rap vokaller böyle feat gibi ben gireceğim falan, böyle farklı projeler, değişik vokaller olacak. Yani. Bu hazırladığınız albüm için Ayhan ve Rokan'ın ismini vermiştiniz. Bugüne kadar başka kimlerle beatler olsun, sözler olsun, featler? Sözler derken yani sözleri hep kendimiz yazıyoruz. Rap camiasında böyledir. Her insan, her MC kendi sözlerini yazıyor. Ama şu güne kadar Emir'den beat aldık. Beat Pazarı İzmir'den bir arkadaşımız. Efsun'dan aldık. Şu anda da Roka ile çalışıyoruz. Türkiye'deki ilk kadın prodüktör Roka ile çalışıyoruz şu anda. Soundlarımızı o yapıyor yani. İmanın kalmamış dilinde olsan kaç yazar ay. Yeni kan repemez körfez havai. Bu hareki teoride Big Bang fly. Şu bir yedici hepsine bir diş namına tek iz. Neden aslan kablonu kestim? İstersen bak acıtım olur. İstersen baş yenilen kaba işersen kız kalıbın. Pis. Kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra Rap Angels'la Hipopotam devam edecek.
Hipopotam programında Rap Angels'la söyleşimiz devam ediyor. Sizler bir klip izlerken bir telefon geldi. Yeni bir konser haberi sizden alalım. Evet, ocağın ikisinde 2007'nin galiba ilk konseri olacak. Galata'da bir yerde konser var ve bunun zaten haberinde MySpace üzerinden ve detayları öğrenebilirsiniz. Peki bugüne kadar dışarı vurduğunuz müzikte etkilendiğiniz bazı isimler olmuştur tabii. Önce kimleri dinleyerek başladınız ve şu anda kimleri çok severek dinliyorsunuz? Önceden ya yani ilk dinlediğim yabancı raplerden bir tanesi bayan vokallerden olarak yani Charlie Baltimore, Gangsta Boy'u çok seviyorum zaten. Dabba Red var bayan vokal olarak. Foxy Brown var ama daha çok yani Gangsta Boy ve Charlie Baltimore'u beğenerek dinlemiştim o zamanlar. Supramentium ilk dinlediğim göz ağrılarımdan birisi, Arsenic. Başka bunlar hep Fransız olan gruplar. Şu an Medine'yi çok beğeniyorum ve gerçekten haz alabiliyorum onu dinlerken. Ya böyle benim ilk dinlediğim insanlar. Türkiye'deki rap, R&B, hip hop piyasasını nasıl görüyorsunuz ve kendinizi bu şey içerisinde nereye koyuyorsunuz? Kendimizi ya ilk baş Türkiye'deki rap ortamı 13 yaşındaki bir insanla mikrofonu eline alıp rap yapıyor veya yapmaya çalışıyor. Bayan MC'ler bu ara bayağı bir böyle çoğalmaya başladı galiba. Sevindirici bir şey aslında. Ya aslında sevindirici ama insanlar şöyle düşünüyorlar. Biz mesela Kübra ile hani bize sorulduğu zaman bir tek Ayben diyebiliyoruz. Çünkü gerçekten o var. Diğerlerinin daha böyle kat etmesi gereken çok fazla yol var. Zannediyorlar ki Rap Angels diğer bayan MC'leri çekemiyor. Ya da böyle onların çoğalmalarını veya istemiyorlar. Destek değiller sanıyorlar. Yani, Mel de var. Mel de, Mel arkadaşımız da yapıyor bu işi. Keşke böyle çoğalsalar da birlikte böyle parçalar yapsak. Yani. Güzel işler çıkarsak ortaya. Ama şu an için o kapasitede göremiyoruz yani biz. Umudumuz yok yani. Önümüzdeki günlerde ikisinde bir konseriniz var. Başka projeleriniz olacak mı? Sadece müzik anlamında değil. Biliyorsunuz artık reklam müziklerinde, sinema, film müziklerinde de hip-hop müziği görebiliyoruz. Evet. Yani soundtrack yapmayı çok isterdik biz. İstiyoruz da hala. Bilmiyorum, belki sürpriz bir şey olabilir yani. Var galiba öyle bir şey. Bilmiyorum. Galiba var. Geldik Hipopotam programının sonuna. Bu haftaki konuklarımız İzmir'den Rap Angels grubuydu. Artık İzmir'de değil, İstanbul'dalar ve kendilerine yeni albüm çalışmalarında başarılar diliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İlk önce teşekkür ederiz. Son olarak takipte olsunlar dinleyenler, destekleyen insanlar. Güzel işler yapacağız. Ben aslında buradan rahatsız olduğum bir şey de belirtmek istiyorum. Dinleyicilerden ricam olacak. Lütfen yani böyle bayan MC sıfatı altında böyle herkesle bizi kıyaslama falan yapmasınlar. Hoşlanmıyoruz biz bundan. Zaten insanlar yaptıkları işle isimlerini duyuracaklar. Yani bize böyle sataşmalar falan, diss göndermeler falan, o olaylar hiç hoşumuza gitmiyor. Yani yapıp... Ya şarkılarınızı ben MySpace'ten dinledim. Gayet başarılı. Dinleyenler de göreceklerdir. Hak ettiğiniz yere de geleceksinizdir. Son olarak raple kalsınlar yani. Türkçe rap hak ettiği yere eninde sonunda elbet bir şekilde gelecek yani. Buna inanıyoruz biz. Devam edeceğiz yani bu yolda. Geldik Hipopotam programının sonuna. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.